Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Sercan Kenanoğlu ile birlikteyiz ve Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız. Sercan, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Bildiğin gibi Fenerbahçe'de bazı gelişmeler var ve bazı söylentiler var demek daha doğru olur. Çağlar Söyüncü de bu söylentilerden biri. Fenerbahçe bildiğin gibi BK ve Cicu'nun sakatlıkları sonrası stoper mevkiinde bazı sıkıntılar yaşamıştı. Ve bu sıkıntılar nitekim puan kayıplarına sebep olmuştu. Fenerbahçe yönetimi de devre arası için bir stoper arayışında ve burada da Çağlar Söyüncü ismi ön plana çıkıyor. Burada oyuncunun yerli olması, Fenerbahçe'nin elini rahatlatacak olması da Çağlar'ı listenin zirvesine oturtturmuş durumda. Bu sezon çok fazla forma şansı bulamadı, sakatlıklar yaşadı ve 5 maçta toplam 74 dakika forma giyebildi Çağlar. Şunu söyleyelim, Fenerbahçe oyuncu istiyor ve Çağlar Söyüncü'nün de Fenerbahçe'ye soğuk bakmadığını söyleyelim, dile getirelim. Oyuncu da tekrardan form yakalayabileceği, forma şansı bulabileceği bir takıma gelmek istiyor. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe Atletico Madrid'le resmi temaslara başlayacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe'de başka adaylar da var ama ben de senin Çağlar Söyüncü yorumunu merak ediyorum açıkçası. Yani Çağlar konusunda şöyle giriş yapayım ben. Şimdi sezon başında Atletico Madrid'de transfer olduğunda açıkçası ben çok heyecanlanmıştım. Çünkü Diego Simeone tedrisi altında bir Çağlar Söyüncü'yü görmeyi sabırsızlıkla bekliyordum. Hem milli takım için, yani hem milli takım açısından söylüyorum bunu, hem de tabii Atletico Madrid açısından söylüyorum. Çağlar önemli bir savunmacıydı. Üst düzey bir savunmacı olma yolunda ilerliyordu. Premier Lig'de gösterdiği performansla birlikte. Ve Simeone'nin Atletico Madrid'ine geldiğinde, ki Atletico Madrid'in aslında uzun yıllardır çok iyi bir savunma takımı olduğunu, çok kompakt bir savunma takımı olduğunu biliyoruz. Çağlar da burada oyununu ciddi şekilde hani daha da ileriye götürecek diye düşünüyordum ben açıkçası. Ama senin de söylediğin işte sakatlık problemleri, bir türlü hani sürekliliğini sağlayamaması, devamlı oynayamaması birazcık tabii Atletico Madrid kariyerini sekteye uğrattı diyebilirim. Şimdi Çağlar için iki seçenek var bence. Bunlardan bir tanesi Atletico Madrid'de kalıp hani orada tekrardan formayı almak olacaktır. Bu bir seçenek. Diğer bir seçenek de Atletico Madrid'den kiralık olarak ayrılma düşüncesi olabilir. Şimdi Çağlar yeni transfer oldu oraya ve 2027'ye kadar sözleşmesi var. Muhtemelen onun için de en mantıklı senaryo kiralık olarak gidip, işte bu Fenerbahçe olabilir, başka bir takım olabilir, belki Avrupa'da devam edebilir yoluna kiralık olarak. Türkiye'ye dönebilir ama sürekli oynayacağı, en azından sezon sonuna kadar sürekli oynayacağı bir takıma gidip Atletico Madrid kariyerine bir yıl gecikmeli başlayacak bence. Bu en mantıklı senaryo gibi duruyor. İşin Fenerbahçe tarafına bakacak olursak da, yani şu an yerli stoper rotasyonuna özellikle baktığında Samet'i orada görebiliyorum. Sağlıklı bir Samet var. Serdar Aziz büyük bir soru işareti, yani bir devamlılık problemi var onun da. Hani Fenerbahçe'ye kesinlikle katkı sağlayacaktır. Şimdi burada BK ve Cicu'dan formayı alacak oyuncu mu olur Çağlar, yoksa onların yedeği mi olacak dersen, yani bence çok net, eğer sağlıklıysa Çağlar oradaki formayı alacaktır ki o artı bir yerli kuralı da burada çok değerli. Yani Çağlar'ı da oynatmanız bu anlamda çok önemli bir avantaj sağlayacak. Bunu da belirtebilirim. Onun dışında tabii Çağlar milli takım için de önemli bir aday olacaktır. Sürekli oynadığı takdirde Fenerbahçe açısından da burada bence savunmada problemi çözen oyuncu olacaktır diye düşünüyorum. Ama işte o en başta söylediğim durum var ya, bir karar aşaması var. Bu kararın verilmesi gerekiyor. Ya Atletico Madrid'de sabredip, oynamadan sabredip önümüzdeki sezona hazırlanacak, ya da kiralık olarak başka bir yere gidip orada sezon sonuna kadar forma giyip sezon sonu daha hazır bir şekilde Atletico Madrid'e dönecektir diye düşünüyorum. Şimdi Murat, Çağlar'ın dışında yine yerli alternatif olarak Rize Spor'dan Emirhan Topçu, Serdar Saki gibi isimler de listede yer alıyor. Onun dışında yabancı olarak Nino Lindelöf, Isakyan isimleri de var Fenerbahçe'nin listesinde. Burada tabii şu an bir şey demek için erken, Fenerbahçe'nin listesinde dediğim gibi birçok stoper var. Burada bir yerli bir yabancı stoper alınabilir ama ben Çağlar alınırsa, sadece bir yerli stoper Çağlar'ı alarak Fenerbahçe'nin orayı kapatacağını düşünenler değilim ve
Bekao'yla da iyi bir forma rekabeti yakalayabilir Çağlar diye düşünüyorum. Onun dışında Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal bir kenar forvet istiyordu. Kanat forvet istiyor. Ve burada Werner ismi de son günlerde Türk medyasına ve yabancı medyaya düştü. Tabii ki de zor bir transfer çünkü piyasası olan bir oyuncu. Halihazırda İngiltere'den de teklifler alan bir oyuncu. Büyük ihtimalle takımıyla yollarını ayıracak devre arası. Ve bu oyuncuya birçok talip var. Fenerbahçe'de şu an talip olmasa da burada bir fırsat kovalıyor açıkçası. Fenerbahçe oraya iyi bir kenar forvet alacak gibi gözüküyor. Burada şu da söz konusu. Şimdi buraya bir kenar forvet alındığı zaman Tadić ne olacak? Bu çok kritik bir mesele. Çünkü Tadić Fenerbahçe'de oyunu yönlendiren isimlerden biri ve taraftarın da sevgilisi. Lider karakterli bir oyuncu. Yedek kalmak istemeyecektir de. Bakalım nasıl bir karar verecek İsmail Kartal ve teknik heyet. Merak ediyorum açıkçası. Yine Joshua King ile yolların ayrılacağını söyleyelim. Ryan Kent'in kiralanması söz konusu. Fenerbahçe orayı bir şekilde boşaltıp bir tane oyuncu almak istiyor. Forvet mevkiinde Batshuayi'nin gidişi söz konusu olabilir. Her ne kadar İsmail Kartal oyuncu tekrar kazanmak istese de oyuncu kafa olarak Fenerbahçe'de pek memnun değil açıkçası. Yedek kalmak onu mental olarak birazcık geriye götürdü. Burada da yine teknik heyetin kararı çok önemli. Ama Fenerbahçe Batshuayi giderse oraya iyi bir forvet almak istiyor. Çünkü Edin Dzeko 37 yaşında bir futbolcu ve sezonun diğer kalanını ne kadar top seviyede bitirebilir? Bu kafada soru işaretleri bırakıyor. Fenerbahçe'de Dzeko bazen çok iyi oynuyor ama bir bakıyoruz bir maçta kaybolabiliyor. Bu da yaşından kaynaklı olarak. Fenerbahçe oraya Dzeko'yu yedekleyebilecek, hatta Dzeko'dan dahi formayı kapabilecek bir oyuncu arayışı içerisinde Murat. Evet, yani burada bakılması gereken nokta bence şu. Şimdi az önce Çağlar konusunda da konuştuk. Çağlar da mesela şu an net hazır bir şekilde gelmeyecek eğer gelirse. Werner konusu da şöyle. Yani Werner'e baktığımızda şimdi bir kere Werner tabii çok değerli bir oyuncuydu. Hala da aslında yaşı 27, yani hala yaşlı değil ama işte o top seviyesinden biraz daha uzaklaştı diyebilirim. Bu sezona da baktığımda yani bu sezon genel olarak biraz hamle oyuncusu gibi kullanılıyor. Onu söyleyebiliriz. Yani direkt olarak ilk 11'in ana parçanın bir oyuncusu değil. Mevkisinde çok daha öne çıkan birkaç isim var. Belki ondan dolayı da tabii olabilir ama baktığımızda yani Werner 370 dakika forma giydiğini görebiliyoruz bu sezon. İşte Yusuf Poulsen gibi, Benjamin Openda gibi yerinde gerçekten çok değerli ve çok da hani katkı sağlayan oyuncular var. Hani Openda'ya baktığında 18 maçta 11 gol attığını görüyorum ve 1300 dakika sahada kaldığını görüyorum. Hani Werner'e döndüğümde yani Werner'in bu sezon için hani işte 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika dışında 62 dakika oynadığı bir Leverkusen maçı var. 63 dakika oynadığı bir Köln maçı var. Hani onun dışında ligde fazlası yok açıkçası. Hani bu da biraz Werner'in tabii hani ne kadar hazır Fenerbahçe'ye geldiğinde direkt olarak 11'de mi başlar? Bu bir soru işareti. Ama Werner'in kalitesi ortada. Geldiğinde onun bir şekilde 11'in bir parçası yapabilirsiniz. Hani bu sezon özelinde baktığımda tabii ya genel olarak tabii santrafor, forvette oynayan, merkezde oynayan bir oyuncu Werner ama genel kariyerine baktığımızda yani kenarlarda da aslında senin söylediğin gibi özellikle işte kanat forvet dediğimiz bölgelerde de oynayabilen bir oyuncu ki kariyerinde sol tarafta sol kanat forvet diyebileceğim bölgede 74 maçı var Werner'in. Sağda da 25 maçı var. Yine böyle biraz forvet arkası hani ikinci forvet gibi de 22 maçı var. Net bir 9 numara değil. Yani Dzeko ile bir kıyaslama yapamayız. Ama burada işte Batshuayi ayrılığı, Ryan Kent ayrılığı olası, işte Joshua King olası bir King ayrılığı vesaire. Buradan boşalacak kontenjanı Werner'le çok net bir şekilde doldurabilirsiniz. Hem kenarlarınızı birazcık yedekleyecek bir isimdir. Hem de gerçekten burada önemli bir, yani hücumda önemli bir varyasyon oyuncusu olacaktır. Hani Dzeko'nun olduğu bir oyun sistemine Werner eğer adapte edebilirse İsmail Hoca, bence Fenerbahçe için şampiyonluk yolunda da önemli bazı kilitler açılacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi Murat şunu eklemek istiyorum. Çağlar ve Werner hamlelerinin olduğunu varsayarsak, Fenerbahçe'nin eli çok rahatlıyor. Tadić'i sağa atıp Werner'i sola atabilirsin. Çünkü arkada Çağlar o yerli sınırında Fenerbahçe'nin elini rahatlatacak bir hamle olur. Bu iki isim
Tabii ki de zor transferler baktığımız zaman, ama Fenerbahçe devre arasında bu iki oyuncuyla imzalarsa Fenerbahçe şampiyonluk için çok önemli bir mesafe kat eder diye düşünüyorum. Evet, yani Fenerbahçe'de birazcık durumlar bu şekilde. Yine tabii farklı isimler de öne çıkıyor. Bizler de Futbol Plus ekranlarında yine bu isimleri değerlendirmeye, konuşmaya çalışacağız. Her geçen gün Fenerbahçe'nin yani transfer gelişmeleri sürecektir. Özellikle Ocak ayına kadar bu isimler sadece Fenerbahçe için değil tüm takımlar için konuşulacak gibi gözüküyor. Önemli bir transfer dönemi bizi bekliyor diyebilirim. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadardı. Sercan'a çok teşekkür ediyorum değerli yorumları ve aktardığı tüm bilgiler için. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Onlar da yine her zaman olduğu gibi yayının başından sonuna kadar izleyerek bize destek oldular. Yayın bittikten sonra da yine yorumlar kısmına kendi yorumlarını yazabilirler. Onları da biz tekrardan değerlendiriyor, konuşuyor olacağız. Futbol Plus'ta yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak da önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.